Canım, günaydın. Ben şeyi kapatamadım da. Ben kapatayım. Züneyt. Tamam. Artık müstakbel kocanım. Beni odadan kovmazsın değil mi? Yo, kovacağım. Çünkü senin de dediğin gibi müstakbel. Ha demek öyle. İmza atmadan seninle odada baş başa kalamayacağız yani ha? O kadar mutluyum ki. Ben de. Pardon ya. Feride'ye bir şey verecektim de. Gel gel. Ne vereceksin? Feride'cim. O ne oğlum? Bunu vereceksin kıza. Yengeme bir düğün hediyesi vereyim de abi. Malum seninle evleniyor. Lazım olabilir. Esas... Şimdi bana lazım. Gel buraya Zencek! Teşekkürler. Ne demek her zaman? Evet. Çaylar da tamam. Artık kahvaltıya başlayabiliriz. Eline sağlık Nazire ablam. Afiyet olsun evladım. Baba, hadi. Feride. Uzak kaldın. Yanıma gelsene. Abla, peynir tabağını uzatır mısın? Ya hadi. Ferman oğlum hadi başlayın. Yıldız, şunlardan da al kızım. Tunç nerede? Haber vermediniz mi? Çağırdım ama birinin işlerle ilgilenmesi gerekiyormuş. Bugün bir toplantısı varmış da. Abi, malum düğüne az kaldı. Yani bir şeye lazım olursa haberim olsun. Sağ ol koçum. Aslında bugün gelinliği hallederiz diye düşünmüştüm. Ne dersin Feride? Bilmem ki. Anne, sen de bizimle gelir misin? İsterdim ama evde yapacak çok işim var oğlum. Siz birlikte gidin, keyfini çıkarın. Ben geleyim diyeceğim sizinle ama anlamam o işlerden. Sağ ol Kemal, biz hallederiz. Biz hallederiz. Benlik bir iş yoksa ben kaçtım. Herkese afiyet olsun. Ben geliyorum şimdi.
Cüneyt. Bu işi uzatmanın gereği yok. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Bu akşam bir nişan yapalım. Evde, biz bize. Tamam baba. Çok iyi olur. Feride, sen de hazırlan da çıkalım. Gelinliği seçip dönelim yani o zaman. Tamam. Herkese afiyet olsun. O zaman biz de bir an önce hazırlıklara başlayalım akşam için. Cenazeye de gidemedik. Dünürleri aramak lazım. Ayıp oldu. Hı hı. Ararız baba. Ben aradım. Tekrar Bodrum'a dönmüşler zaten. İstesek de görüşemezdik. Mehmet Kemal'e söyleyin. Kızı yalnız bırakmasınlar. Olur, söyleriz.